Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Bankalar artık emekli maaşlarına ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle bloke koyamayacaklar. Kritik kararı Yargıtay imza attı. Üçte birine mi dörtte birine mi el koyuyorlar ama bu hiçbir adalete sığacak bir şey değildir. Hiçbir şekilde emekli maaşına icra gelmemesi lazım. Yargıtay da öyle dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir kararı imza attı. Yargıtay emeklilerin borçlarından ötürü maaşlarına bloke konulamayacağına hükmetti. İyi olmuş tabii, zaten 2,5 lira maaşımız var. Onlara da el koyarlarsa mahvolduk. Harika, yerinde bir karar. İçtihat niteliğindeki kritik karar İzmir'de emeklinin açtığı dava sonrası verildi. Bir emeklinin taahhüdü olmadan hiçbir firma, kurum emekli maaşına haciz koyamaz. Tüketici kredisini ödeyemediği için emekli maaşı hesabının dörtte birine banka tarafından bloke koyulan emekliyi haklı buldu mahkeme. Haciz edilen 1376 lira iade edildi. Kredi çektim, borçluyum şimdi. 2660 lira emekli maaşım var. 2620 lira bu ay kesilmiş. Kara kara düşünüyorum. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? 68 yaşındaki Abdullah Arslantaş'ın maaşına da 3 ayrı bankadan çektiği ihtiyaç kredisi yüzünden bloke konulmuştu. Abdullah Bey'in artık Yargıtay'ın kararının ardından maaşındaki blokenin kaldırılması bekleniyor. İnşallah efendim daha iyi olur. Geçinirim hiç olmasa. Ancak Yargıtay'ın o kararı SGK alacaklarıyla nafaka borçlarını kapsamıyor. İyi olmuş. Banka kartı kullanmamaya çalışmak lazım.